olmaz. Evet, böyle de tepkiler vardı. Hukukçu Sayın Salim Şen bizlerle birlikte. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba efendim. İyi Tabii yayınlar çok diliyorum teşekkür size de. ediyorum. Sağ olunuz bizimle olduğunuz için. Tabii şöyle sormak gerekiyor. Hem hukukçular dün vurguda bulundular. Buradan bir ceza çıkmaz diyenler çoğunluktaydı. Hatta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dahi ceza çıkmayacağını düşündüğünü belirtti. 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı açıklandı. Sayın Şen, en basit haliyle ahmak demek suç mu? Ama ben soruyu şöyle sormak istiyorum. Kendisine ahmak diyene ahmak demek suç mu? Şimdi tabii yani öyle garip günlerden, garip bir dönemden geçiyoruz ki Hükmü Çoban. Hukukun gereği ne ise ona göre konuşmak ayrı bir şey. Tabii. Ama bu ülkenin içinde bulunduğu fiili hukuki duruma göre konuşmak başka bir şey. Maalesef siyasi davalar ya da siyasetin bir şekilde içine girdiği, etkilediği, yönlendirdiği diyelim. Davalar söz konusu olduğunda hukuk bir tarafa gidiyor. Hukuken olması gerekeni konuşmak da adeta anlamsız bir hale dönüşüyor. Elbette ki kendisine ahmak denilen siyasi bir şahsiyetin bu sözü geri iade ederek bir eleştiride bulunması dünyanın hiçbir hukuk sisteminde suç olarak kabul edilemez. Şimdi eğer bu suç ise zaten ahmak diye kendisine seslenen yani Ekrem İmamoğlu'nun o sözünden evvel aynı sözü kendisine söyleyen Evet. Süleyman Soylu halen İçişleri Bakanı olarak görev yapmaya devam ediyor. Hakkında açılmış ne bir dava var ne alınmış bir ifadesi söz konusu bu konuda. Şimdi birisi size ahmak diyecek, o tamamen masum, tamamen yargıdan bağışık olarak işine devam edecek. Siz o kişiye söylediği sözü iade ettiğinizde suçlu sayılarak efendim siyasi hayatınız karartılacak, siyasi bütün haklarınız ortadan kaldırılacak. Ya bunun hukuki olduğunu söylemek, düşünmek, ifade etmek, yorumlamak bile abesle iştigal. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar bu söylediklerimiz siyasi kişilikler. Ama burada yapılmak istenen aslında yargı eli ile yani hiç başka şey konuşmaya bile gerek yok. Bu iktidarın bir sopası, bir siyasi uzvu, parçası, adeta bir operasyon aleti haline getirdiği, kendisinin bir hukuk bürosu, avukatlık ofisi gibi çalıştırdığı yargı eli ile demokrasiye, milli iradeye, seçme ve seçilme haklarına yargı eliyle indirilmiş çok açık bir darbedir. Bir siyasetin dizayn edilmeye çalışılmasıdır. Yargı eliyle yeni bir siyasi alan devşirilmeye ve bir alan tanımlaması yapmaya, belirli kişileri siyaset dışına bırakıp ondan bir fayda elde etmeye çalışılan, bugüne kadar örneklerini çokça gördüğümüz hukuk dışı bir darbedir. Çok açık. Ha bu ne nasıl yapılmıştır? Bu yargı eliyle kotarılmıştır. Evet. Bu dava baştan sona hukuksuzdur. Bu dava baştan sona garabettir. Bu dava baştan sona yok hükmündedir. Peki. Ta ki Buyurun. davanın açılmasını da bir kenara bırakın. Davanın yürütülmeye başlanmasından sonra ya henüz İstanbul'da bir yılını doldurmamış, 8 yıl çalışması gereken bir yerde bir yılını doldurmamış bir hakimin yani bu davanın doğal hakiminin kendisi üzerinde kurulan baskı, tehdit, rüşvet ve şantajlara direnerek istendiği gibi bir karar vermeyeceğinin anlaşılması üzerine tayin edilmesi ile zaten hukuk dünyasında yok hükmünü taşır hale gelmiştir. O saatten sonra bu dava zaten bakılamaz. Ya bu davanın eski hakimi diyor ki, bana diyor, bu adliyenin diyor yüksek mevkilerindeki birisi ki Ekrem İmamoğlu dün bu kişinin Kartal Adliyesi'nin başsavcısı olduğunu ilan etti. O kişinin gelip ya 2 yıldan fazla bir ceza ver ki İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelsin. Bunu Evet. yaparsan
seni ağır ceza reisi yaparız gibi bir rüşvet teklifinde bulunduğunu ama ya böyle bir ceza veremeyeceğini, bu cezanın burada haksız olacağını, bunun olamayacağını söylemesi üzerine de apar topar Samsun'a tayin edildiği iddiaları döküldü ortaya. Hemen devamında da ya eğer zaten bu kararı vermezsen seni süreceğiz, sürülürsün şeklinde bir tehdit ve şantaja da maruz kaldığı söylendi. Ve hakikaten o hakim gitti, bir başka hakim geldi. O hakimin gelmesi de usul ve erkana aykırı idi. Eylül kararnamesinde, bakın Eylül, şu Eylül 2022 kararnamesinde aynı adliyenin 11. Asliye Ceza Hakimi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, yani 4 mahkeme ötedeki bir başka mahkemeye tayin edildi. Bu olacak şey değil. Aynı kararnamede 30 tane bu adliyeye hakim tayin edilmiş olmasına rağmen aynı adliyenin içindeki bir hakim mahkeme değiştirildi. Bu kadar gezgin bir hakimin bu kadar ısmarlama bir karar vereceği zaten belli idi. Bütün bu süreçten adil bir sonuç, hukuki bir sonuç çıkması zaten mümkün değildi. Yargı eliyle bir siyaset kotarılmaya çalışılıyor. Bunun nesini konuşacaksınız? Bu ülkenin içine düştüğü hukukunun, yargısının ne hallere geldiğinin, bir tamamen siyasallaştığının, tamamen siyasetin emrine girdiğinin en açık, en son örneği oldu bu yaşadığı. Sayın Şen, bu bir garabettir. Gazeteci Barış Pehlivan'ın paylaşmış olduğu fotoğrafları görmüşsünüzdür. Savcı ve hakimle ilgili AKP'li pek çok isimle, aralarında belediye başkanları var, il başkanları var, TÜGVA koordinatörleri var, fotoğraflar ortaya çıktı, fotoğraflar paylaşıldı. Bir de son günlerde sık sık bu AKP'lilerle ortaya çıkan fotoğrafları, albümleri konuşuyorken hakimin ve savcının artık AKP yakınlığını da konuşuyoruz. Bu yargılamaya düşen gölgenin bir emaresi midir ya da bir kanıtı mıdır? Ya buna hiç gerek bile yok Ülke Hanım. Ya bu fotoğraflara falan gerek de yok. Bunları zaten biliyoruz. Biraz önce anlattığım yargı süreci. Tabii. Süreç zaten, yani ortada zaten o kadar alem beyan belli. Ha biz şunu da biliyoruz. Ya biz hep konuşmuyor muyuz 2 senedir, 3 senedir, 4 senedir? 5000'e yakın hakim AKP yakınlığı, iltisakı, kadroları ve referanslarıyla atandı. Ya 2000'e yakın hakim AKP kadrolarından devşirilerek hakim yapıldı. Yani AKP'de il yöneticiliği yapan, ilçe başkanlığı yapan, gençlik kollarında çalışan, yani aramadığınız kadar AKP ile iltisaklı, bırakın fotoğraf çektirmeyi. Fotoğraf çektirebilir. Ya AKP'ye, bir partiye üyeliği olan şahsiyetler bugün hakim ve savcı olarak görev yapıyor. Yani biz daha neyi konuşuyoruz? Biz neyi konuşuyoruz? Ondan sonra yok efendim Adalet Bakanı çıkmış, mahkeme tarafsızdır, bağımsızdır, efendim tarafsız karar vermiştir gibi, ya hiç yüzleri de kızarmıyor. Sayın Şen, yeni açıklamaları var Adalet Bakanı'nın, sıcak gelişme olarak ekrana yansıttık. Şöyle diyor, hakkında kesinleşmiş hapis ya da siyasi yasak yok. Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılıyor. Her yargı kararına siyaseti bulaştırmak hukuka büyük zarar vermektedir. Şimdi bunun üzerinden... Ya hukuka büyük zarar veren, bakın hukuka büyük zarar veren ta kendileri. Orada oturdukları her gün bu yargıyı siyasi siyasetlerine bir alet etmekle, onlara emir talimat vermekle, onları istedikleri kararlar aldırmaya zorlamakla hukuka en büyük zararı onlar veriyorlar. Bir de adeta böyle pişkin bunlar hiç bu ülkede yaşanmıyormuş gibi, hiç bunlar olmamış gibi çıkıp mahkemeler bağımsızdır, tarafsızdır demeleri, ya insanın aklıyla, zekasıyla alay etmektir. Biz daha dün yaşadık Soma'da, Soma davasında olumlu, yani mağdurlar lehine, sanıklar aleyhine bir karar tahsis eden Yargıtay'ın apar topar bir operasyonla bütün üyelerinin değiştirilerek kararın değiştirildiğini daha yeni yaşadık. Yani onlarca, yüzlerce dava sayılabilir. Demirtaş hala içeride, Kavala hala içeride. Evet. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorum diyen hakimler
bu Adalet Bakanı döneminde terfi ettirilip Yargıtay üyeliklerine taşındılar. SBK hakkındaki o çelişkili, ne üdüğü belirsiz kararları alan savcı yardımcıları hala bu bakanın bakan yardımcısı olarak görev yapıyor. Bunlar daha bize anlatılmış, açıklanmış değil. Şimdi bütün bunlar orta yerde durup en son örneğini de bu davada yaşadığımız bu hukuk faciası yaşanırken, dediğim gibi bu ülkenin iktidar sahipleri yani böyle yüzleri bile kızarmadan, utanmadan aklımızla alay ediyorlar. Esas bakın ahmak dediği için cezalandırıldı ya, evet. Ekrem İmamoğlu. Esas buna inanarak bu davanın, bu cezanın, bu yargılamanın adil, tarafsız ve bağımsız olduğunu söyleyerek hepimize ahmaksınız diyorlar aslında. 84 milyona ahmaklıkla suçluyor. Yani bizi ahmaklıkla itham ediyorlar. Siz ahmaksınız, siz aptalsınız. Siz buna inanmalısınız bizim söylediklerimize. Bu gözünüzün önünde gerçekleşen bu rezillik aslında bir şey değil, bağımsız ve tarafsız bir yargı faaliyetidir diye buna inanmamızı bekleyerek ahmak yerine koyuyorlar bizi. Böyle bir şey yok. Bu bir darbedir. Evet, bu bir darbedir dediniz. Sayın Şen, benim anlamak istediğim bir nokta var ama hukuki bağlamda yanlış bir sorumu soruyorum, onu da bilmiyorum. Sizden beni aydınlatmanızı, izleyicilerimizi aydınlatmanızı da rica edeceğim. Şimdi karşılıklılık konusu mevzu bahis. Soylu ahmak diyor, odur ahmak. Seçimi iptal eden ahmaktır cevabı veriliyor Ekrem İmamoğlu tarafından. Burada Soylu'nun sadece söylediği şey, kendisiyle ilgili hiçbir şey yok. Yargı vurgusu yapılarak Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılama süreci başlıyor. İçişleri Bakanı bu noktada neden hiç üstüne alınmadı, hiçbir şey söylemedi? Konu YSK üzerinden gidince ortada ince bir çizgi var mıydı Sayın Şen? YSK üyelerine hakaretle Soylu'ya hakaret ya da orada karşılıklılık konusunun devreye girecek olması farklılık söz konusu olacak mıydı? Tabii tabii, o zaman durum tamamen daha farklı olacaktı. Suçun bir kere niteliği değişecekti. Yani yine hakaret ama kamu görevlisine, bir bakana hakaret olarak belirli bir kişiye hakaret şeklinde değişecekti. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu 125'e 6. 5. maddesindeki kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret suçu nedeniyle temel cezadaki işte 1/4'ten 3/4'e kadar yapılması gereken artırım, yani cezada artırım yapılamayacaktı. O takdirde şu anda aldığı cezayı düşünürsek 2 yılın altında bir ceza söz konusu. Evet. Bu 2 yılın altında bir cezanın söz konusu olması demek, işte ceza yerine geçecek tedbirlere dönmesi ihtimalini ortaya koyacaktı. Örneğin hükmün açıklanması geri bırakılacaktı. Örneğin ceza ertelenecekti. Ve bu nedenle de Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklı haline gelmesi önlenmiş olacak. Yani evet, böyle bir sonuç doğmayacaktı. Ama böyle bir davadan bahsediyoruz ki, bakın, sanığı bir kişi, Ekrem İmamoğlu, mağdurlar birbiriyle rekabet ediyor. Mağdurlar anlaşabilmiş değiller ki. Ekrem İmamoğlu diyor ki bu sözü bana söyledi. Bu konuda bir soruşturma var. Şikayetçi oluyor, bir soruşturma açılıyor. Aynı sözden bahsediyoruz. Ama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı üyelerinin şikayeti olmamasına rağmen, ki biliyoruz ki talimatlı olarak bir şikayet, bir suç duyurusu da değil, bir ihbarda bulunuyor. Ve diyor ki bu sözlerde diyor aslında bizi kastetti diyor. Ya Yüksek Seçim Kurulu üyeleri dinlenmiyor. Onların şikayetleri alınmıyor. Fikirleri bile sorulmuyor. Orta yerde mağdurlar arası bir rekabet söz konusu. Dediğim gibi nereden baksanız kurgu, nereden baksanız alınması istenen siyasi sonuca endekslenmiş bir dava. Kurul halindeki kamu görevlilerine, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret suçu olması gerekiyordu ki cezanın 4 yıl 1 aya kadar üst sınırı çıkan bir ceza olması, dolayısıyla da siyasi yasaklı hale gelmesinin temini açısından. Evet. Şimdi Süleyman Soylu hakkında açılmış olsaydı, bir, dediğim gibi
tek bir kişiye, tek bir kamu görevlisine hakaret suçu oluşacaktı. Bu takdirde cezanın miktarı ciddi oranda düşecekti. İkincisi, karşılıklılık söz konusu olduğu için, yani aynı sözü ona iade etmekle bunun eleştiri sınırları içerisinde kaldığı değerlendirilmesi yapılmak zorunda kalınacağından zaten yargılama beraatla sonuçlanacaktı mecburen. Suç oluşmayacaktı. Şimdi oluşuyor mu? Yine oluşmuyor. O anlamda söylemiyorum. Buradan bir suç oluştuğunu söylemek hukuktan hiç anlamamak, hukuktan hiç nasibini almamak demektir. Evet. Böyle bir fark olacaktı. Burada da bir kurguya, burada da bir plan ve planlı bir çalışmaya imza attıkları görülüyor. Peki bundan sonra ne olacak? İstinaf, Yargıtay süreçlerinden bahsediliyor. Şimdi bu kadar güven sorgulaması yaparken bu süreçlere nasıl güveneceğiz diye ben kendi adıma soruyorum. Ne kadar süre alır? Farklı farklı şeyler söyleniyor. Normali 2 yıl, 3 yıl. Biz ne yaşarız? Birden hızlanır mı süreç? Sonrası var mı? Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Gerçi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi bağlamaz diyen bir partili Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Yani süreç ana hatlarıyla öngörünüze göre nasıl ilerleyecektir? Şimdi yine aynı yere geliyoruz. Evet. Yani bir hukuka göre, bir fiili duruma göre. Tabii ben ikincisinin daha çok yaşanacağını düşünenlerdenim. Yani bir hukukçu olarak epeyden beri dediğim gibi bir utanıyorum. Yani ben hukuki yorum yapmaya utanıyorum bu ülkede. Ama fiili durum şöyle işleyecek büyük ihtimal. Bu tabii karar kesin değil. Bunun önce istinaf sonra Yargıtay aşamalarından geçip kesinleşmesi gerekir infazı açısından. Eğer her iki aşamayı da onanarak yani mahkeme kararı uygun görülerek geçerse Yargıtay'ın onama kararı itibariyle karar kesinleşmiş olacak. O tarihte kesinleştiği an itibariyle Ekrem İmamoğlu önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı sıfatını kaybedecek. Bu görevi terk etmek zorunda kalacak. Başkanlık sıfatı düşecek. İkincisi, memnu hakları iade edilene kadar geçecek süre içerisinde siyasi haklarını da kullanamayacak. Bu seçme, seçilme, herhangi bir göreve, yani siyasi bir göreve, cumhurbaşkanlığı olur, milletvekilliği olur, yeniden belediye başkanlığı olur. Bu tarz adaylıkları söz konusu olamayacak. Bütün bu haklarını kaybedecek. Bu Yargıtay tarafından cezasının onanması halinde. Ha bu ne kadar sürecek? Şimdi olağan şartlarda ya da biz uygulamaya baktığımızda ortalama olarak bu sürecin 2-3 sene sürdüğünü görüyoruz. Ama fiili duruma baktığımızda böyle bir süre belirtmek bazen hayalcilik oluyor. İşte Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, bakın ben hemen bir çırpıda örnekler vereyim. Bunlar hakkındaki kararlar 3 ayda onandı. 3 ayda bütün bu aşamaları geçti. Değil mi? Hepsini geçti. Biraz önce söylediğim gibi Yargıtay'da istenmedik bir karar verildiğinde daire değiştirildi. Biz o Yargıtay'ın işte amirallerle ilgili Montreux bildiri davasında ya gece yarısı bildiri yayınladıklarını, siyasetin yanında yer tuttuklarını da biliyoruz. Şimdi bütün bunları bilerek alelacele bir ayda, iki ayda ya da planladıkları bir sürede bunun onanması sürpriz olmaz. Olmaz. Yani bunu yapabilirler. Bir diğer şey, Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenmesi zorunlu mudur? Hayır, değil. Bizim kanunlarımızda, yasalarımızda bir hükmün infazı için Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi gerekmiyor. Ama hukukun üstün kuralları, evrensel hukuk kaideleri, hukuk felsefesi böylesine hak ihlali teşkil eden bir davada, böylesine dediğim gibi bir ifade özgürlüğü, siyasal bir eleştiri haklarının kullanıldığı ve bunun siyasi bir sonuç alınmak üzere bir yargılama konusu yapılarak, siyasi bir dava yürütülerek siyasi bir karar verildiği böyle bir örnekte mutlak surette hak ihlali değerlendirilmesinin Anayasa Mahkemesi'nden de geçerek o kararın kesinleştirilmesi gerektiği hukukun evrensel kuralları açısından şart. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ama yürürlükteki yasa bunu tabii şart koşmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımızda bizimle olduğunuz için Sayın Salim Şen. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ediyorum.
Size de iyi yayınlar. Sağ olunuz efendim. Sevgili izleyenler, hukukçu Salim Şen'le konuştuk.